Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün halkımızın fikrini alacağımız konu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım gününün anlam ve önemi nedir? Kısaca 10 Kasım nedir? Bakalım vatandaşlarımız 10 Kasım hakkında neler düşünüyor? Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 10 Kasım sizin için ne ifade ediyor? Düşüncelerinizi alabilir miyim? En büyük lideri ifade ediyor. Ne hissediyorsunuz bugün? Bugün ne hissediyorum? Büyük bir liderin kaybettiğimize üzülüyoruz ama bir yönden de seviniyoruz. Böyle bir liderimiz olduğundan dolayı. Peki ABD ve Avrupa ülkelerinde böyle anma töreni yapılıyor mu? Yapılabilir. Yani orada da bizim Türk vatandaşlarımız var, yapabilirler yani. Yani ondan eminim yani. Çok teşekkür ederiz. Kasım çok üzüntülü bir gün yani. Ulu Önder Atatürk'ü kaybettik. Onun ölümünü insana duygulandırıyor tabii ki yani. Böyle bir insan hayatta, dünyada görülmez yani. Öyle bir Ulu Önder Atatürk yani Türkiye'yi tüm insanlara bahşetmiş bir insan. Yani saygıyla anıyoruz, ne diyeyim. Avrupa ülkelerinde böyle anma töreni yapılıyor mu? Tabii ki bazı kesimlerde yapılıyor benim bildiğim yani. Yani görmedim ama yani yapıldığını düşünüyorum yani. Türkiye'nin arasında yapılıyordur yani. Evet, yani yaptığımız anma törenleri, saygı duruşları vesaire. Tabii ki yapılıyordur yani. Ama görmüşlüğüm yok. Yapıldığını düşünüyorsunuz yani. Tabii ki düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Saygılar, sağ olun. 10 Kasım sizin için ne ifade ediyor? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? 10 Kasım yaz, Atatürk'ümüzün, atamızın emaneti, atamızın yüzünü, başka bir şey değil. Biz bu zor zamanlarda daha da çok arıyoruz, daha da özlem duyuyoruz. Şu an o yani. Bizim için Atatürk'ü anma günü olarak geçiyor. Başka yani üzünlüyüz. Atatürk öldü bugün. Bunun için üzülüyoruz işte. Sizce Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde böyle anma törenleri yapılıyor mu? Yani George Washington mesela öldüğünde biz şu an Atatürk'ü anma töreni yapıyoruz. Aynı şekilde hayat duruyor mu? Evet, duruyordur kesinlikle. Onlar için de önemlidir. Önemli bir gündür. Cumhuriyeti bize bıraktı. Bu kadar. Cumhuriyet geliyor o zaman aklımıza. Evet. Bugüne dair hislerimiz nedir peki? Çok mutluyuz, huzurluyuz. Güzel bir ülkemiz var. Sizce Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde de böyle anma törenleri yapılıyor mu? Yani biz kendi devlet başkanımız Ulu Önder Atatürk'ü böyle bir saygıyla anma günü düzenliyoruz. Yurt dışında da sizce George Washington öldüğü gün böyle anma törenleri yapılıyor mu? Bence bizim yaptığımız kadar yapamıyorlar. Biz daha... Neden peki sizce? Biz Türk'üz. Direkt açık ve net. Bizim farkımız var. Benim için iyi bir duygu. Her sene anmak benim hoşuma gidiyor. Yani iyi bir duygu. Bence bu ülke için büyük katkıları olmuş bir insan Atatürk. Bizim için çok önemli ve bunu kutlamak çok güzel. Bugüne dair hislerin tam olarak nedir? Ne hissediyorsun bugün? En yoğun yaşadığın duygu ne? En yoğun sevinç yani. Sevinç. Aynen. Atatürk'ü anma töreninde. Evet. Peki. Yani anmak güzel yani, anladınız mı? Yani çünkü çok büyük bu ülke için etkisi olan bir insanı anmak. Bence çok güzel bir şey. Kutlamak, coşkuyla. 10 Kasım Atatürk'ümüzün, atamızın vefat ettiği şey. Tabii ki hepimiz büyük bir hüzünle uyandık. Yani nasıl desem, yani ne kadar gelişsek de öyle bir kişi bir daha bu dünyaya gelemeyecek. Onun yüzünden hüzünlüyüz, bu kadar. Biz şu an ülkemizde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz için çok büyük bir yaz süreci düzenliyoruz. Evet, çok büyük bir anma töreni yapıyoruz. Sizce yurt dışında da mesela örnek Amerika'da George Washington öldüğünde de böyle bir tören yapılıyor mu? Böyle hayat duruyor mu sizce? Ya tabii ki herkesin ülkesinin şeyi kendine farklıdır ama şöyle söylemek istiyorum. Benim düşüncem, size bilmem, hani Atatürk gibi bir dünya lideri gelemeyeceği için şöyle söylemek istiyorum. Bir tane ülkenin bayrağı yerde diye onu oradan kaldırmak için çabalayan bir adam. Bence bunun için yani herkesten farklıdır bence Atatürk. Onu söylemek istiyorum. Düşünce mi, hissiyat mı? Bence üzgünüm yani. Düşünceleriniz, hissiyatınız. hakkında yani, nasıl, yani çok bunu tam olarak açıklayamazsın yani, yani böyle bir üzüntülü olduğumu bilemiyorum şu an. Yani minnettarız. Çok özlüyoruz ve çok da seviyoruz yani, bu kadar söyleyebilirim şu an. Yani tekrar edeceğim bir şey aslında, çok da bir şey söyleyemem. Şu an biz ülkemizde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz için çok büyük bir yas süreci düzenliyoruz. Hayatı durdurma noktasına geliyoruz. Sizce yurt dışında, örnek Amerika'da, George Washington ölüm yıl dönümünde de böyle anma törenleri yapılıyor mu? Sizce bu ne kadar doğru? Hayatın durması noktası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu konu hakkında bir bilgiye sahip değilim açıkçası yani. Yorum yapabilmek için ya bilgiye sahip olmam lazım. Kendi ülkesinin tarihine, onların bakış açısına göre değişen bir şey. Bize göre mesela çok normal gelen bir şey, bir saygı davranışı başka bir ülke için çok anormal de gelebilir. Hani o yüzden bir fikir üretemeyeceğim ya, ben de. Bizim kültürümüzle alakalı olan bir şey. Kültürümüzle yani alakası olduğunu düşünüyorsunuz bu anma töreninin. Evet, kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Ve iyi ki de olduğunu düşünüyorum. Evet, çünkü hissiyatı çok büyük ve tarihimizi bize unutturmuyor. İyi ki de anıyoruz. Çünkü hatırlıyoruz nereden nereye geldiğimizi diye düşünüyorum ben. Bu şekilde. Çok güzel şey ifade ediyor. Her zaman böyle olmasını istiyoruz. Kolay gelsin. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü üzüntülü bir gün yani, öyle. Üzüldüğümüz bir gün. Her sene hatırlanması gereken Atatürk'ün yani konuşamıyorum abla ya. Ataya özlem, geleceğe umutla bakış, bunlar ifade ediyor. Şu an Türkiye'de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz için çok büyük bir yas töreni düzenleniyor. Sizce yurt dışında, ABD veya Avrupa ülkelerinde kendi devlet başkanlarını kaybettiklerinde de böyle bir anma töreni düzenliyorlar mı? Sizce ne kadar doğru bu kadar büyük bir anma töreni düzenlenmesi? Yani düzenlendiğini düşünmüyorum. Diğer ülkelerin de kendilerine göre bir liderlerine bakış açıları vardır ama bizimki kuruluşunda, cumhuriyette değerlerimiz, geleceğe dönük yapacaklarımızın teminatı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Bizim için bir değerdir, bir liderdir. Kasım mutlu bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günüdür. Saat 9:05 geçe gereken saygı duruşunda gösterdik. Bizim için Mustafa Kemal Atatürk demek 10 Kasım. Şu an Türkiye'de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz için çok büyük bir yas töreni düzenleniyor. Sizce yurt dışında da, örnek Amerika'da veya Avrupa ülkelerinde George Washington veya başka bir ABD, Avrupa ülkesinden bir başkanın ölüm yıl dönümünde de sizce böyle bir anma töreni düzenleniyor mu? Veya düzenlenmesi gerekiyor mu? Pek zannetmiyorum, onun gibi bir önder bence yoktur, düzenlenmemesi, yalnız kalması gerekiyor. Siz sadece ulu önder Atatürk'ü ne kadar çok sevdiğinizi buradan yansıttınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.